Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Haziran Cuma günü akşam 10.30 saatlerindeyiz. Borsa analiz videomuza başlıyoruz. Dün de söylemiştik, borsada yön değişti diye. Dün bahsettiğim videoda 114.400-500, çok önemli değil, o civarlardan sat sinyalinin oluştuğunu konuşmuştuk. Yatırım tavsiyesi olmadan kendi analiz sistemime göre, belirlediğim kriterlere göre bu seviyeden sat sinyali oluşmuştu ve bugünkü durumu şimdi tekrardan inceleyelim. Fiyat grafiğini açıyoruz. İlk olarak fiyat grafiğine baktığımızda bugün de kırmızı bir mumla kapanış yaptığımızı görüyoruz. Bu halen olumsuzluğun devam ettiğini gösteren bir durum. Ne kadar fiyatlar yukarı gitse de şu şekilde bir tuzak olup aşağı doğru kırılmalar olabilir veya iki tane durum vardı diye anlatmıştık. Birincisi buydu, ikincisi de yukarı doğru ikili tepenin oluşup daha yukarı seviyeleri test etmemiz söz konusu olabilir diye konuşmuştuk. Bugün Twitter sayfamda da şundan bahsetmiştim. Ya yukarıda 120 bine doğru gidiyoruz ya da biz 111 binlere doğru bir hareket yapıyoruz gibi geliyor bana diye anlatmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hangi yönde olacağına karar vermek için ben şu aşamada aşağı doğru %55 ihtimalle tamamen bir arkadaş sordu. Hangi yüzde kaç ihtimal dedi. Yani böyle şeyler çok fazla vermiyorum ama sadece sat sinyali oluştuğu için %55 ihtimalle aşağı yönlü olduğunu söylüyoruz. Tabii ki bu ihtimaller benim tahminim. İlla böyle olacak diye bir şey yok. Piyasanın yönü ne yöne değişiyorsa o yönünde değiştiren şey yatırım gelmesi veya yatırımın çıkması. Yatırım geliyorsa yukarı gider. Aşağı olan trend tamamen bozulur ama benim gördüğüm şu an aşağı doğru bir trend var. Dolayısıyla ana trend bence şimdi kırıldı gibi gözüküyor. Eğer tuzak değilse bu. Şu an bizim çok fazla yukarı gidemeyeceğimizi ben görüyorum şu aşamada. Dünkü sat sinyalimi ben koruduğumu düşünüyorum. Şu şekilde tekrardan silersek temizleyelim arkadaşlar. Ya da şu baştan açalım. Neyse o. Evet. Şimdi baştan açtık. Tekrardan yaklaşıyorum fiyat grafiğine. Dün de söylemiştim, bizim için bir tane önemli bir seviye vardı. Hatırlarsanız 115.500'lerden geçen bir seviye vardı. Onun altında eğer kalırsak halen düşüşte oluruz diye konuşmuştuk ve 114.300'ler test edebilir diye anlatmıştık. Orası da Fibonacci desteğimizdi. 114.000, 115.500'lere doğru giderken 115.355'ten geri döndük ve kapanışımız 114.700'ün altında 114.600'lerden oldu. Dolayısıyla bu da halen benim kriterlerime göre mum grafiğine baktığımda, ortalamalara baktığımda, diğer indikatörlere baktığımda kendi kriterlerime göre 5-6 tane belirlediğim kriter var. Onlara göre halen sat sinyali benim açımdan devam ediyor. O tabloyu tekrardan bir hatırlayalım isterseniz. Görmeyenler, bilmeyenler için, hatırlamayanlar için hatırlatalım. Bu durumu da dün işlemiştik bunu. Maalesef şuraya bir P yazısı gelmiş ama bunu nasıl kurtaracağız? Evet, böyle yaparsak 25 Haziran tarihinde 114.400'lerden sat sinyalin geldiğini ve halen geçerli olduğunu söylüyorum. Ben yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar onu tekrar uyarayım sizi. Eğitim amaçlı bunları veriyorum. 109.500'ler al sinyalimiz gelmişti ve 114.400'lere kadar yaklaşık 4-5 bin puanlık bir kar elde etmiş durumdayız. En son 109.200'den sat gelmişti, 109.500'den al gelmişti. Onun öncesinde 98.000'den al sinyaliyle beraber 109.000'e gitmiştik. Yaklaşık 11 bin puan. Burada da bir 6-7 bin puanlık bir yükselişi yakalamış olduk. En tepeleri de sayarsak daha yüksek ama durum bundan ibaret. Halen benim kriterlerime göre 114.400'den başlayan sat sinyali trend bozulumu devam ediyor. Tekrardan analiz sayfama geri dönelim. Analiz sayfama geri döndüğümde günlük bazda açıyoruz ve fiyat grafiğini dediğimiz gibi anlatalım. Tekrarlayalım daha doğrusu. Bizim için pazartesi günü 114.300'ler bugünkü dibinde aynı noktası oluyor. 114.389'u gördük en fazla. Onun altında kapanışlar olursa ben ilk aşamada 113.500'lere, 116.600'lere 113.600'leri göreceğimizi düşünüyorum. Orası da zaten 19 Haziran tarihindeki kapanış fiyatı. Dolayısıyla orası bize destek olmaya çalışacak. Orası destek olamazsa daha alt noktada da
bizi 112.500'ler gösteriyor. Orası da bir gap bırakmıştık. Gap'in dibi, kapanış seviyesi olan 112.500 bekliyor bizi. Yani şuraya yazıyorum. 112.500 bizi bir alt noktada bekliyor. Bir üst noktada ise kötü oldu arkadaşlar. Temizleyelim. 113.500 bir desteğimiz. İkinci desteğimiz ise 112.500'lerden geçiyor. Eğer biz 114.300 altında kapanış yaparsak pazartesi, ben bu hedeflerin sırasıyla gelebileceğini düşünüyorum. Peki yukarı gitmemiz için ne gerekiyor derseniz, 115.000'in üzerinde biz en azından kalıcı olmamız gerekiyor. Pazartesi ve Salı günü bunu takip edeceğiz. Bakalım şu düşüş bir kar satışı olup veya ya da bir tuzak olup burada tekrar alıcılar gelip yukarı doğru götürecek mi? Buradaki satıcıları boşalttırmalı. Burada silkele marketiyle tekrardan yukarı götürüp 119-120 binlere mi doğru gideceğiz? Yoksa burada 114 binler kırılıp aşağı doğru düz olarak 112 binler mi gelecek? Onun altında da zaten farklı seviyeler var. Onları ayrıca tartışacağız. 111 binler en başta karşımıza çıkıyor. Fiyat tarafında anlatacaklarım bu kadar. İndikatör tarafına baktığımda RSI tarafında halen aşırı alım bölgesinde olduğumuzu görüyoruz ama aşağı doğru bir kırılma yok. Halen yukarı doğru gitme ihtimalimizin olduğunu söyleyebilirim. Ama çok riskli bölgedeyiz. Çok sert bir düşüş gelirse bu ciddi zararlar yaratabilir. O konuda dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü tepelerdeyiz. Bakın görüyorsunuz. Biz RSI'ya başladığımız nokta 22 seviyelerindeydi ve 82 seviyelerine kadar yükseldik ve 82 seviyelerinden sonra daha önce nasıl düşmüştük anlatmıştık daha önceki videolarda. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Bu şekilde yine bir düşüş gelirse uzun süreli bir düşüş olur ve ucunun nerede sonlanacağını da bilemeyiz diye düşünüyorum. Kısa vadeli ve uzun vadeli stop sayılarda zaten sat sinyali oluşmuştu. MACD'de de sat sinyali oluşmuştu. Halen bunlar devam ediyor. O yüzden ben 115.500'lerdi galiba ya da 114.900'dü galiba 5 saatlikte. Şöyle hatırlayalım. 119.000, evet 115.000 diyelim onu biz ona. 115.000'lerden 5 saatlikte sat sinyali geldikten sonra ben artık borsadan biraz uzak duruyorum açıkçası. 1-2 puan çıkabilir. 116 olabilir, 117 olabilir ama ben şu aşamada 109.000'lerden yakaladığım hareketi 116 binlerde, 115 binlerde bıraktım ve şu an bekliyorum diye söylüyorum. Yani teknik analiz olarak söylüyorum. Yani ben yapmadım bu işlemleri ama teknik analiz sistemin gösterdiği yatırım tavsiyesi olmadan durum 109 binlerden mal topla ve 115 binlere kadar götür. 114.500'den de tamamen boşalt. Yani 115 binden boşaltmaya başla. Kârını realize et. Cebine paranı koy. Ve 114.500'den de izlemeye geç durumuna aslında ben geçtim benim analiz sistemine göre ve şu an ben bekleme durumdayım. Şuradaki yükselişi bekliyoruz. Bakalım derinleşecek mi yoksa yukarı mı gidecek? Yukarı giderse tekrardan alım seviyesinde sizlerle de paylaşacağım. Ben ona göre de eğer alım yaparsam o noktadan da alım yapıp yukarı doğru gitmesini bekleyeceğim. Aşağı giderse de zaten stop loss seviyemiz mutlaka olması gerekiyor. Ters bir harekette onu kullanıp zararına da olsa ufak bir zararla pozisyonumuzu kapatacağız. Şu an için dediğim gibi aşağı doğru yön devam ediyor. Durum bundan ibaret. Bir de size bir şey de anlatmak istiyorum. Bizim borsamızla alakalı olduğu için Amerikan borsasının bugün bir kapanışını gördüm. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Günlük ve haftalık bazda Dow Jones, Amerikan borsası biliyorsunuz kapanışı hoşuma gitmeyen bir durum var. Onu sizlerle paylaşacağım şimdi. Şimdi onlarda da günlük grafiği açtığımda gördüğünüz gibi şöyle bir kanalda hareket ettiğini ben tasarruf etmiştim. Bu kanal içerisinde hareket oluşumlarını incelediğimizde bakın bugün çok sert bir düşüşle 25.000 seviyesine geldiğimizi görüyorum. Bizim yukarı doğru gitmemiz için 25.800 üzerinde olmamız gerekiyordu ki şu düşüş aslında yani Haziran ayının başından beri aslında Dow Jones aşağı doğru gidiyor. Bizim borsalarımız da buna paralel hareket edebiliyor. O yüzden Dow Jones eğer yukarı doğru toparlayamazsa 25.800 seviyesinde üzerinde kapanış yapamazsa gelecek hafta bu sefer düşüşler sertleşebilir.
İlk başta 24.800 var. Onun altında daha ciddi noktalar var. Tekrar bir çöküş olabilir Dow Jones'ta veya bu bir ayı tuzağı alıp tekrardan yukarı götürebilir. Bunu takip etmekte fayda var. Ara sıra hatırlatırsanız biz buna da bakabiliriz. Ben burada bir tehlike gördüm. Bakalım dünya piyasaları çökerse bizim piyasaları da etkiler diye düşünüyorum. Göstergelere baktığımda da burada bir sat sinyali oluşmuş. RSI aşağı gidiyor. Stolar RSI uzun vadeli kısa vadeli aşağı gidiyor. Dolayısıyla ben Dow Jones tarafında endişelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Haftalık baza bakalım bir de. Haftalık bazda baktığımda oraya yaklaşalım bir de. Sadece fiyat grafiğini incelediğimde şurayı temizlemem gerekecek öncelikle. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde trendi çizdiğimde gördüğünüz gibi hatta biraz daha yukarı çizmek gerekir ama çok önemli değil. Bu şekilde trendi çizdiğimde haftalık grafikte aşağı doğru kaymalar görüyoruz. Dolayısıyla haftalık grafikte aşağı kırılımlar çok büyük düşüşlere sebep olabilir. Bakın uzun vadeli ve kısa vadeli Stoğu RSI nasıl aşağı geliyor. RSI'da da 50 kritik bandın altına geldik. Dolayısıyla Amerikan borsalarındaki düşüş bizi de etkileyebilir diye düşündüğüm için borsada hani şu an kritik seviyedeyiz ya 114 bin demiştik demin. Hatta tekrar dönelim orada konuşalım. Evet, kapattık. Dow Jones anlattık. Dow Jones'ta kritik bir durum var. Dow Jones'taki eğer o haftaya düşüş devam ederse bizde de 114 bin seviyesi altında kapanış yaparsak bizde sert düşüşler başlayabilir. En başta 112 binler, 111 binler. Onun altında zaten 107 binler vardı daha önce test ettiğimiz noktalar. Bu noktalara dikkat edin diye söyleyeyim size. Bir de şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum size. Şöyle biz üstten bir tane trend çizmiştik. Şurada onu tutturmuştuk o trendin üst noktasını ama burada tutturamamıştık. Bakın burada yaklaşamamıştık. Dolayısıyla borsanın üst seviyeleri zorlamakta şu aşamada gücünün bittiğini gösteriyor. Yeni alımlar, yeni yatırımcıya gelmedikçe de bu 119-120 bin seviyesinin gelmesinin güç olduğunu gözüküyor. Yani biz ya 120 binde olacağız ya da 112 binde, yani şuraya çizeyim, ya 120 binde olacağız ya 112 binde olacağız gibi sanki haftaya böyle kabaca hafta bir hafta sonra falan olacağız gibi gözüküyor. Yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle bunu paylaşayım. Bir gelişme olursa tekrardan konuşacağız. Kendinize bakın. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.